devam etti sana ya. Sana demiş ya telefonda kayınvaliden. emeklerim sana haram olsun diye. Ben onu bilmiyorum ki, belki evinde yaşadık, şey yaptık. Odur belki emeği. Yediğin içtiğin haram olsun anlamında. İşte. Esra, ben kayınvalidenizin adı soyadı nedir? Oya Aynar. Oya Aynar. Görümceniz var mı? Yani görümcem diye... yok. İşte kardeşi var. Ondan sonra şey yaptım. Bir ikinci kere aradığımda yine merak ettim Cengiz. Gerçekten zor durumda. Ya bir şey söyleyeceğim ama beni affedin. Söyle. Bulaşıkçılığı için biriyle işe gittim. Adam bana yapmadığını bırakmadı. Ben o kadar zor durumda kaldım ki bunu size... Ya işte bir kadını sahipsiz bıraktığında, sahipsiz bıraktığında yalnız ve çaresiz olduğunu bilince bu akbabalar hemen üstüne üşmeye başlarlar. Nasıl olsa sahipsiz, ben bunu cinsel tacizde de bulunurum, istediğimi de yaparım, gidip kimse hakkında şey koruyamaz diye. Kimseye söyle. Geldim doğal gaz açtım, hayır. Döndürmedi ablacığım. Rica etti size? Ay ben taciz sandım. Ay. Ben çocuğumun yüzüne bakamıyorum ben. O kişi hakkında şikayette bulundunuz mu? Demedim ben. Kardeşim geldi, dedim ki onu pazar günü geldi. Dedim ki git iş yerine git, görmek istemiyorum dedim, hiçbirinin yüzüne bak. Sizden şimdi canlı yayında öğrenmeyeceğim. Eşiniz dediğiniz, namusun dediğiniz çocuğunuzun annesini telefonda başka biriyle muhatap ediyorsunuz, arkadaşınızla. Sahip çıkmıyorsunuz zaten, onlar apayrı bir şey. Bakın geldiği duruma bakın, canına bile vazgeçen bir anne var karşınızda. Yani artık sözün bittiği yer, yani bilecek bir şey bulamıyor ama o yapanların da yanına kalmayacağını, kadınların da bakın artık siz de anlatın ve susmayın. Sustukça size yapılan her türlü şiddet, her türlü tecavüz, her türlü saldırı olayı bir başka kadına da yönelecektir. O yüzden bundan utanmayın, sıkılmayın, yapanlar utansın, kendinizi de çaresiz hissetmeyin. Ay ne diyeyim ablacığım vallahi. Allah razı olsun nüfus müdürlüğündeki iyi ablayı. O beni buraya cesaretle yolladı. Onlar sana sahip çıkacak diye. Hiç merak etmeyin, gerekli bir yatağı, bütün şikayetleriniz hepsi yapılacak. O bütün süreçte senin yanında olacağız zaten. Ben bunun sözünü canlı yayında veriyorum. O kişiyi de buradan ifşa edeceğiz canlı yayında, milyonların önünde. Bu tecavüzcüdür diye. Kapalı kapılar ardında her şey yapıp bittiğini sanıyorsunuz da bence bundan sonra yeni başlıyor. Sen bunu en azından şimdi itiraf ettin. Bunu yaşayıp, bunu yaşadığı için kendinden nefret edip kendinden tiksinen
Aynen. Hayatı küsen, yaşamı bırakan o kadar çok insan var ki. Ben öyleyim ablacığım. Ben çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Bu senin suçun mu ya? Sevgili seyirciler, ekrandaki İbrahim Cengiz Aynar 2007 yılından beri Reyhan Hanım'la beraber oluyorlar. Reyhan Hanım Türkmenistanlı. 2017 Aralık tarihine kadar ilişkileri devam ediyor. Bu süre içerisinde birlikteliklerinden bir çocukları dünyaya geliyor. Dini nikahlı bir beraberlik yaşıyorlar. Ve İngiltere'de bir evlilik yaptı ve oradaki prosedürlerin çok uzun sürmesinden dolayı boşanamadığını, bu yüzden nikah kıyamadığını söylüyor. Beni evlilik vaadiyle kandırdı diyor. Halbuki beyefendi 2014 yılında boşanıyor. Sonrasında başka bir kadınla evlilik yapıyor. O evlilikten de bir kızı ve bir de oğlu var. Ve çocuğunun kimliği yok. Kimliğinin çıkmasını istiyor. Baba da ortada yok. Hemen şunu da belirtmek doğduktan istiyorum. Doğduktan sonra niye üzerine almadı? Yani bakın siz eğer Reyhan Hanım bir evlilikle gerçekleştirmiş olsaydınız gerçi bir çocuğun nüfus cüzdanı olacaktı, elinizde bir takım haklarınız olacaktı ama beyefendinin zaten evlilikle ilgili problemleri de olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ilk evliliği 7 ay sürmüş. Daha sonra eş yurt dışında olduğu için o süreç, boşanma süreci uzun sürmüş. Boşandıktan sonra da hemen 2014 yılında 3 ay sonra hemen yine tekrar evlilik yapmış. Yani evlenmek, boşanmak bunların çok arada bir geçiş dönemi olmaksızın yapılmış olması da sağlıklı bir birliktelik ve evlilik anlayışının olmadığının göstergesidir. Ama şimdi yapılması gereken o çocuğa bir kimlik kartının çıkartılması. Aynen. Bu olmuyorsa da dava yoluyla eninde sonunda babalık davası açılarak o çocuğa kimlik şeyinin çıkartılması. Ama dediğim gibi mahkeme yoluyla, mahkeme hükmüyle babalığa hükmedilmesi halinde bu süreç uzayacaktır ve o çocuğun mağduriyeti söz konusu olacaktır. Esra Hanım, bir şey sorabilir miyim Reyhan Hanım'a? Reyhan Hanım, çok sevdiğinizi söylediniz. İlk geldiğinizde de hala sevdiğinizi belirttiniz. Şimdi biliyorsunuz ki sizinle beraberken başka bir evlilik yapmış ve iki tane çocuk yapmış. Şimdi yarın dönüp buradan gelse tekrar eşinizi, daha doğrusu dini nikahlı beraberliğinizi... Affeder misin diye affeder misiniz? Asla. Eder misin? Asla. Seviyorum ama... Arkadaşlar, şimdi sevgi masumdur. Yani çünkü sevginin... ben bir şey değil mi Bahar Hanım? Beni böyle dövseydi, böyle bir şey yapsaydı, tamam, öyle hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. O kadar diyorlar ki el bebek. Evimizde bize ses çıkmıyordu. Bir yüksek herkes bize imreniyordu. Çünkü Reyhan ablacığım niye ses çıkmıyordu biliyor musun? Yalan vardı. Aynen. Sana yalan söyleniyordu. 35 yaşındaydın bu adamla tanıştığında değil mi? Evet. Gençliğin gitti mi? Gitti. Hayatın, yılların gitti mi? Gitti. 10 yılın sonunda bir yalan içerisinde yaşadığını öğrendin mi? Öğrendim. Ben... İki ay içinde ben neler yaşadım, bakın burada itiraf ettim ben. Ve Reyhan Hanım şunu söylemek istiyorum. Yani şiddet dediğiniz şey, bakın insan da, halkımız da bunu şöyle algılıyor. Vurma, dövme, şiddet dediğiniz şey ekonomik olur, sosyal olur. Böyle eş statüsünde alır eve getirir ama nikah yapmaz, toplum içerisinde sizi küçük düşürür. Psikolojik şiddet olur. Aynen. Yani sizin uygulanan, yapılan, mağdur kaldığınız şeyler psikolojik ve sosyal şiddet. Bunları diğerleriyle karşılaştırdığınız zaman üstün ya da aşağı diye göremezsiniz. İşte... O yüzden de yani sizin aldaşınız diyor ki bana vurmadınız, sövmediniz ama maruz kaldığınız şiddet, şiddetin en kötüsü. Aynen. Peki sana şöyle söyleyeyim. 2014 yılında seninle bu birlikteliği devam ederken başka biriyle evlendi deme sanki olağan bir cümle gibi. O arada başka bir kadınlaydı ve sana ihanet etti. Evet. Sana ihanet etti. Aynen. Başka biriyleydi. Aynen, beni seninle evleneceğim diye başka birisiyle evlenmiş. Aynen. Ve senin karşına gelip bundan aylar önce
aman o ilk evliliğimdeki boşanma bitti, yakında da evleniriz diye daha büyük bir yalan söyledi. Var mı ihbarlarda tanıyanlar, bilenler, görenler, ekrandaki kişi İbrahim Cengiz Aynar sevgili seyirciler? Ailesi, annesinin adı Oya Hanım'dı değil mi? Evet. Kardeşi şimdi Ömer Aynar. Şimdi bir insanın annesi evlilik yapıp yapmadığını bilmez mi? Nerede yaşamlarını sürdürüyorlar? Nişantaşı Vali Konağı'nda. Nişantaşı Vali Konağı'nda. Aynen. Kim orada yaşıyor? Annesi. Annesi orada yaşıyor. Evet. Durumları nasıldı? Çok iyiler. Varlıklı bir aile mi? Aynen. Bir saniye. Yani durumları iyi, varlıklı bir aile. Aynen. Bu beyefendi nerede çalışıyordu? İşte biz tanıştığımızda İngiltere'de dedi, uluslararası avukatım ben dedi. Gerçek mi onu da bilmiyorum. Ondan sonra burada ben tanıştıktan sonra bir yabancı firmada şey olarak, müdürlük olarak hep şey yapıyordu. Kartlar... Dış arkadaşlarıyla tanıştın mı hiç? İşte birkaç tanesinden tanıştım, oradan ayrıldı, şimdi onların şeyi yok. İsimleri nedir arkadaşlarının? İşte şimdi aklımda kalmadı ki, ağlayıp ben... Peki siz bu birlikteliği yaşarken bu beyefendiyle nerede yaşıyordunuz? Eviniz neredeydi? Bizim evimiz şeydeydi, Teşvikiye'de, şey Ömer Rüştü'de ev tuttuk, orada yaşadık. Teşvikiye'de yaşadık. Teşvikiye'de yaşıyordunuz? Evet. Ömer Rüştü'de ev tutmuştu. Evet, orada yaşadık. Orada 4 sene orada oturduk. Ondan sonra şeye geçtik. Ay şaka gibi, ben tabii şimdi oradaki köy, o görüntülerden dolayı... Hani daha kendi halinde hayatı olan biri olduğunu düşünürken Teşvikiye'de hayatınızı sürdürüyordunuz. Evet. Bana iş lokanta açtı bana, Türkmen yemeklerini. Nerede açtı? Osman Bey'de. Sunuyordum işte iş yerlerine. Oo. Ben hastalandım. Ne hastalandın? İşte karaciğerimde şey oldu. Sürekli bizim Türkmen mantımız şey önce eti şey yapınca şey olmuş. Karaciğerimde şey. Aha işte. Ya Allah, o ne olacak onda? İşte rahatsız oldum. Ben sabah 5'te kalkıp dükkana geliyordum. Poğaça falan çıkarıyordum ben. Tek başımaydım. Peki erkek kardeşleri falan var mı? Bir tane erkek kardeşi var. Nişantaşı'nda hayatlarını sürdürüyorlar. Aynen. Teşvikiye'de, siz aynen de yaşamınızı orada. Aynen. Bu arada bir kurumdan çok ciddi bir yardım telefonu var. Çok da fazla yardım bekliyormuş Reyhan ablayla alakalı. Hatta mı olacak, emin misiniz? Ekip arkadaşlarımız şu anda İbrahim Cengiz Aynar'ı arıyorlar. Nazmiye Hanım yıllar sonra ilk kez kızları Zeynep ve Zübeyde'nin şimdiki hallerinin fotoğraflarını görecek. Reşit'in annesiyle ilgili büyük kararı Kerim abla ve dayı Mehmet Bey canlı yayında olacak. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın.